Merhaba Kerim ben. Biliyorum. Ben yarın kaçta gideceksiniz diye aramıştım. Sabah 10'da havalanda olacağız. Uçak saat 12'de. Niye sordun? Yarın belki sizi uğurlamaya gelirim. Baba. Tamam oğlum. Çok sevinirim. Yarın görüşürüz. Kerim. Bir şey söyleme. Ne yapıyorsunuz ya? Evet. Fatma beni içeri gir. Kerim. Ya kardeşim ne çekiyorsun? Ne istiyorsunuz bizden? Ne çekiyorsunuz ya? Ha? Kimden izin aldın? Ver şunu. Ver şunu bana. Ne yapıyorsun? Ha? Sakin olsana biraz. Kimden izin aldın? Rami koş koş, kavga var. Biz sadece görevimizi yapıyoruz. İnsanları rahatsız etmek mi senin görevin ha? Hangi gazetensin sen ya? Neden bu kadar sinirleniyorsunuz ki? Sinirliyim çünkü evimin önünde beni rahatsız ediyorsun, tamam mı? Rahatsız etme. Kerim. Lan. Abi dur. Defolun, defolun buradan! Tamam abi, tamam ya, sakin ol, dur. Siz de o gece olayın içerisindeydiniz, değil sen mi? Sen ne biliyorsun ya? Bizim ne yaşadığımızı nereden biliyorsun da konuşuyorsun? Öğrenmeye çalışıyoruz. Kerim! Ya git Allah'ını seversen. Defolun, defolun buradan, üzmeyin benim kardeşimi. Rahmi, gelsene be! Sizi bir daha evimin etrafında görmeyeceğim, tamam mı? Kerim, dur oğlum, dur. Rahat bırakın bizi! Adamlara bak ya. Bunlar gazeteci falan değil ya, fotoğrafı çekip altını yazanlar bunlar. Üstümüze saldırdı diye yazacaklar şimdi de. Yürü sen. Ağlama yavrum. Hadi. Ağlama güzel kızım benim. Ben de söylüyorum da. Bu da ağlamasın, ne yapsın? Adamlar utanmasalar evin içine girecekler. Bırakmalısınız ki kovalayayım. Ben söyledim ama. Baştan kendimizi böyle ortalara atmayacaktık. Olacağı budur işte. Gazeteciler de haber istiyor, ne yapsınlar? Bunlar gazeteci falan değil. Yaşar Anlar'ın adamı kesin. Hangi aklı başında gazeteci yapar ki bunların yaptığını? Bunlar göz göre göre taciz ediyorlar insanı. Yaşar Anlar'ın işi bu. O haberleri de Yaşar Anlar yaptırıyor. Kesin. Kesin. Allah'ın cezaları. O haberlere de ciddi gazetelerin itibar ettiği yok ki zaten. Onlar da bunu anladı. Karalama kampanyasına başladı. Aman insanların içine kurt düşürüyorlar ya, sen ona bak. Fatma Gül, hadi kızım. Hadi elini yüzünü yıka bir güzel. Dükkanımızı açalım, işimize bakalım. Bak gör, onlar Gül mutfağında gelecek. Söyledi dersin. Evet Fatma Gül, sen birkaç gün işe gitme. Şu durum ortadan kalkana kadar dışarı çıkma, tamam mı? Ya Yaşar Anlar'ın istediği olsun. Ya inat etme işte. Ben sup oturacak olsaydım hiç kalkışmazdım böyle bir şeye. Ama orada da rahat vermeyecekler sana. Orada da huzursuz edecekler. Beni böyle sindiremeyecekler abi. Onlara bu zevki yaşatmayacağım. Ben haklıyım, niye suçlu gibi saklanacakmışım? Ben niye işimden olayım, niye hayatıma devam etmeyeyim? Doğru. Asıl saklanırsam gazetelerde yazan o saçma sapan şeylerin doğru olduğuna inanırlar. Arkamdan kaçıyor derler benim için. İyi tamam, hadi hazırlan. Siz de hazırlanın. Bırakayım sizi. Zorla iş açıyor başına. Bir şey mi dedim Mukaddes Hanım? Yok. Rahmi'ye git hazırlan dedim. Ha, bana dedi bana. Sizi bekletmeyeyim diye. Bana diyor, hazırlan diyor. Aha. Fatma Gül dikkat et. Müşteri olarak gelirler seni rahatsız ederler, aklım sende kalmasın. Tamam. Günaydın. Günaydın. Ah,
Günaydın Mehmet, ne bunlar? Siz İzmir'e gittiğinizden beri çiçek yağıyor buraya. Üstlerine kir alıp sakladım. Bir ara bakarsın Fatma Gül abla. Allah Allah. Kimlerden kimlerden gelmiş bir görseniz. Bir sürü de mektup geldi sana. Sağ olsunlar. İçeride de sizi bekleyen misafirler var. Kim? Bilmiyorum. İki tane hanım. Daha şimdi yeni geldiler. Gazeteci mi? Zannetmiyorum. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Annem Fatma Gül. Meltem Hanımlarmış, Meltem Hanımlar. Merhaba. Merhaba. Abisi Meryem Hanım. Merhaba. Memnun oldum. Kerim'i tanıyorsun zaten. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Otursanıza, ne içersiniz? Bir şey almayalım, teşekkür ederiz. Olur mu öyle şey canım? Çayımız hazır mı? Evet, hemen getiriyorum. Dur, ben de yardım edeyim. Her zaman hazırda kurabiyemiz falan olur ama günlerdir ilk kez geliyorum, kusura bakmayın. Yok, zahmet etmeyin lütfen, hemen kalkacağız zaten. Niye, ateş almaya mı geldiniz? Çok fazla ortalarda dolanmıyoruz aslında. Ya üst üste bir yığın olay, arkamızda bir gazeteci ordusu, rahat yok yani. O yüzden ben Meltem'e hiç gitmeyelim, telefonla söyle dedim ama o seninle yüz yüze konuşmak istedi Fatma Gül. Ne oldu? Fatma Gül, ben çok utanıyorum ama bundan sonra yokum demek için geldim. Çünkü peşimdekilerle uğraşmaktan yoruldum. Anlıyorum. Duruşmada verdiğim ifade de bir işe yaramadı. Ya bunu bilemeyiz ki, dava daha sonuçlanmadı. Sonunda senin kazanacağını biliyorum Fatma Gül. Buna gönülden inanıyorum. Ama inan öyle yıprandım ki artık ortalarda olmak istemiyorum. Biz de çok rahatsız ediliyoruz. Yani büyük bir acı yaşadık. Üstüne bir de böyle bir şeyin ortasında olmak iki kat üzüyor haliyle. Anladım. Babamın bıraktığı mektup ciddiye alınmadı. Yaşananlar sorumlu tutulmadı. O olayın üzerine gidilmedi hiç. Herkes eski evliliğimi, yaşantımı didiklemeye başladı. Bu kadar göz önünde olmak yoruyor beni. Bununla baş edemeyeceğim Fatma Gül. Özür dilerim. Elinizden geleni yaptınız, teşekkür ederim. Davandan elimizi tamamen çektiğimizi de düşünme. Başka türlü destek olacağız. Sosyal çalışmalara katılırız. Seninle aynı mücadelenin içinde olacağım. Ama o adamlarla birebir muhatap olmak istemiyorum. Anlıyorsun değil mi? Gayet iyi anlıyorum. Neyse, bunu söylemek için geldik. Daha fazla meşgul etmeyelim. Rica ederiz. Seni hayal kırıklığına uğrattım. Yok canım. Sen çok güçlü bir kızsın Fatma Gül. Bak, ailen de yanında. Başaracağına inanıyorum. İyi günler. Sakın kız etme. Etmeyeceğim. Güle güle. Thank you.
aktarmada bagaj alacak mısınız? Yok, Sidney'e indiğimizde alacağız. Karışıklık olmasın da. Buraları hiç merak etme sen. Gözün arkada kalmasın. Kerim'i sık boğaz etmeden arada bir yoklayın. Bir şeye ihtiyacı olduğunda zorluk çekmesin. Onunla konuşamazsanız Kadir Bey'le irtibat kurun mutlaka. Sürekli haberim olsun. Merak etmeyin, boş bırakmayız. Yaşananları söylememe gerek yok zaten. Kerim'in ailesini kılına zarar gelmeyecek ona göre. Sizin uçak için kapıya gidin yazdım. Daha vakit var. Konuşuyoruz işte. Orada bekleyeceğimize burada bekleyelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.